Arabuluculuk alternatif çözüm yöntemlerinden bir tanesi. 2013 yılından beri ülkemizde uygulanan bir yol ve bazı davalarda davayı açmadan önce tarafların öncelikle arabuluculuk kanun yoluna başvuru yapması gerekiyor. Burada kiracı ile ilgili olan uyuşmazlıklarda da geçen sene kanunlaştığı üzere 1 Eylül'den itibaren eğer bir taliye davası yahut da kiranın belirlenmesiyle ilgili bir uyuşmazlık söz konusuysa bununla ilgili öncelikle taraflar arabuluculuk kanun yoluna başvuru yapacaklar. Akabinde arabuluculukta uzlaşma gerçekleşmezse dava yoluna ancak o şekilde gidebilecekler. Zorunlu olduğu için eğer ki uzlaşma olmazsa arabuluculuk yolunda daha sonrasında dava aşamasında kaybeden kısım kimse o taraf bu arabuluculuk masrafını ödemekle yükümleniyor. Eğer ki bir uzlaşma söz konusu olursa da arabuluculuk ücreti taraflar arasındaki anlaşmaya göre bir tarafın veyahut da karşılıklı ödeme yöntemiyle ödenebiliyor. Arabuluculuk başvurusu yapıldığından sonraki 3 haftalık bir süreçte arabulucunun bu başvurunun bir neticeye bağlanması yönünde süreci tamamlaması gerekiyor. Zorunlu hallerde 1 haftalık bir ek süre uzatma olabiliyor. Arabuluculuğa başvuru yaptığımızdaki temel aslında mantığımız şu: tarafların yargılama sürecine bilfiil dahil olmasıyla birlikte hem onların içindeki adalet inancının artması hem de mahkemelerin iş yükünün azalması amaçlanmakta. Dolayısıyla arabuluculuk kanun yoluna yapılan başvurularda bir nebze olsun bir anlaşma sürecine gidildiğinde mahkemeye gidilmemiş olacak ve mahkemenin de dava yükünün sayısı azalmış olacak. Dediğiniz gibi artık günümüzde hemen hemen herkes ya kiracı ya mülk sahibi olduğu için bahsettiğimiz uyuşmazlığın bir tarafı haline geldi. Bu da sulh mahkemelerinde özellikle yoğunluğun çok fazla artmasına, duruşmaların 1 yıl hatta 1,5 yıl kadar sonraya verilmesine sebep oluyor. Bundan kaynaklı da hem yargılama uzamış oluyor, adaletin tesisi gecikmiş oluyor. Dolayısıyla da taraflar haklarına ulaşmada problem yaşıyorlar. Arabuluculuk aşamasında da tarafların uzlaşabildiği oranda yargılama aşamasındaki bu yoğunluk azalacaktır. Bu çok hani değişkenlik gösterebilir. Daire başkanlığı bu yüzdenin yüksek olduğunu söylemekle birlikte bizim taraf olduğumuz dosyalarda %10 ila 20 arasında bir uzlaşma söz konusu olabiliyor. Uzlaşıldığı zaman da tarafların uzlaşma durumuna göre bu arabuluculuk tutanağı aynı bir mahkeme kararı hükmünde oluyor ve taraflar uzlaşma şartlarına uymazlarsa bu karar doğrudan icra edilebilir nitelikte oluyor. Kiracıyım. Ben mahkemeye gitmek isterim. Mahkemede yani kanunun kesti parmağı acımaz. Onun için ben mahkemede halletmek isterim. Ev sahibi. Uzlaşmayı tercih ederim. Ya şu an bir fikrim yok da ama görünüm şartlarınızda yani kiralar pahalı olduğu için herkes yani isyanlarda. Yani oturduğum yerde 15-20 milyar yani çıkartıyorlar. Kiraya mal sahipleri hep çıkartıyor, kiracılar mağdur oluyor. Vallahi bu konuyla şöyle söyleyeyim ben size. Birçok kişi muzdarip toplumda. Herkes uzlaşmaya gitmek ister. Yani mahkeme yolu değil de böyle pratikten halledilmesini ister. Arabuluculuk sistemi bence mantıklı. Ama yeter ki insanlar hem mal sahibi tarafı hem kiracı tarafı biraz fedakarlık yapmak zorunda. Yani ketum davranan burada bence kaybeder. Yani uzlaşmak iyi bir şey. Hayır, uzlaşmak istiyorum ev sahibiyle. Ya ben uzlaşmayı tercih ederim. Kiracı açısından bence iyi. Ama öteki türlü veren kiracıyı da zorlayabilir, bilmiyorum yani. Biz de çıkacağız zaten evden, bizim işimiz de zor. Ama yine mahkeme biraz zaten gergin, herkes iki tarafta çok gerdiği için ben uzlaşma diyorum yani. Uzlaşma daha mantıklı. İki tarafta güzelce anlaşıp birbirlerini desteklerse bence çok daha iyi olur. Yani o taraftayım yani, mahkemeye hiç gerek yok bence. Tek yaşamak isteyen bir arkadaş yaşıyor diyor. Ya iki arkadaş çok sağlıyor.